Selamun aleyküm ağalar. Hayırlı sabahlar. Güneşin doğuşunu görmeyip batışına romantizm diyenler. Size de selamun aleyküm diyelim. Konumuza geçelim. Tabii ki de şu an belirsizlik var piyasada. Alayım mı almayayım mı? Satayım mı satmayayım mı? Ne olacak ne bitecek? Herhalde yaklaşık burada da 2 senedir söylüyorum. Kesimler Kasım'ın 15 Aralık'ın 15'i kış kesimlerini söylüyorum. Bahar kesimleri Şubat'ın 20'si Mart'ın 20'si tabii ki de Şubat'ın 20'sinde kesin demem. Bir iki hafta daha beklersiniz. Çok güzel fiyata kestirirsiniz hayvanları. Piyasa geri çekilmeye başladığı zamanda da tekrardan hayvanları alıp koyarsınız. Tekrardan devam edersiniz. Besicilik olsun. Sütçülü, sütçülüğe bir şey diyememler. Besicilik. Öyle bu sene yaptım para kazanamadım ama ben çıkayım. İki sene yaptım bana denk geldi. Sektördeki küçülme ben çıkayım. Olmuyor böyle. Ağlar bu meslek devam ettirebileceğiniz kadar ettireceksiniz. Öyle iki ay yaptım iki sene yaptım üç sene yaptım bir şey anlamadım ben çıktım. Çevreye ben hayvancılığı övmüyorum zarar ediyor demeyle olmuyor bu iş. Şimdi bu kadar teşkilat. Türkiye'deki bütün çiftlikler söylüyorum. Ha sonradan para sokanları demiyorum. Şu zengin kesimi demiyorum. Gidip parası olup ızgaralı ahır yaptıranları demiyorum. Şu sektöre 3-5 sene içinde girenleri demiyorum. Bu sektörün içinden gelenleri söylüyorum. İçinden gelenler bu kadar sermaye harcamış. Bu kadar para harcamışlar. E, bu adamlar kolay kolay çıkmaz. Çıkanlar kimdir? Çıkanlar bu işte para var demiş zamanında. Girmişler adam artık doktor mudur, tekstil fabrikası mı vardır, müteahhit midir her neyse. Bu adamları sokmuşlar para var diye. Bunları da bir şarjla limuzin getirmişler ithal dışarıdan. Yerliyle nasıl uğraşacaksın sen daha yeni giriyorsun demiş. Bir girmişler haydi. 2000 zaten bütün e, Türkiye'deki yüzde seksenlik giriş 2017'deki etin pahalı olmasından dolayı 2018'de çok aşırı besici girdi bu mesle. 2017'de et 36 TL iken 2018'de et 26 TL'ye düştü. 10 TL'lik bir düşüş yaşadı. Ve bütün girdiler arttı, et düştü. O milletin zaten ocağını incir ağacı tıktı 2018 senesi. Millet dedi ki geçen sene 36 ise bu sene de 46 olur dedi. 36'ya tekrardan çıkması 3 sene sürdü. 2018 27 2019 33 2020 20 2020 34 2021'in zaten e, bahar ayını hatırlıyorsunuz 35 36 ve en sonunda 2021'de de patlak verdi koronavirüs sebebiyle. Ondan sonra piyasalar yükselmeye başladı. Ha et yine yükselmezdi. Et niye yükselmezdi? Devletler karşılıklı sürekli para bastılar. Karşılıksız para bastılar. Araba fiyatı 200 binden 700 bine gitti. Yani 3,5 gitti. Bizim et ne kadar gitti? 43'ten 100 oldu. Yani 2.3'lerde gitti. Bu sefer de besici dedi ki bizim asıl sıkıntımız şu elin şeyiyle gerdeğe girilmez. Böyle bir laf vardır. Şimdi Facebook'a girdiğiniz zaman öldük, bittik, yandık, kül olduk. Instagram'a giriyorsunuz. Hadi neyse Şarlı görüyorsunuz. Biraz keyfiniz yerine geliyor. E bu sefer de Akbaş kızgınlıkta. E bu sefer de YouTube'a giriyorsunuz. Benim rasyonum şöyle kazandırır. Benim sattığım ürün böyle kazandırır. Hayvancılıktan anlamayanlar kendiler bilir. Ben kazandırıyorum, ben ediyorum. Girdiğiniz zaman baş başasınız kendinizle, hanımınızla diyorum ya arkanızda hükümet mi gibi bir kadın varsa, yengemiz varsa girin. Sizden önce kalkacak. Sizden önce hadi Mehmet kalk bakalım şu hayvanların bir yemine bak Mehmet hayvanlara ne oldu bir baksana. Böyle diyecek kadın yoksa hiç girme. Ama Mehmet bizi bokun içine soktun millet. İstanbul'da sahilde gezerken, tatil yaparken biz bokun içinde kaldık diyecek bir hanımınız varsa da hiç bulaşmayın. Çünkü bu iş sabahı yok, akşamı yok. 7-24, 365 gün. Sadece ahırında dana yoksa, inek yoksa sadece bir o gün rahatsın. Ahırında hayvan olduğu gün uyku yüzü yok. Ha bu sektörün parası da tatlı. 2-3 sene böyle geri çekilmeler olur. Ondan sonra para vurmalar olur. Ondan sonra işini büyütürsün. Eski besiciler neden e, şu an şikayet ediyor? Eski besicilerde 100 dana 200 tane ediyordu. Şu ana 200 danası 170'e düşmüş onu şikayet ediyor. E kardeşim bir şükür de ya. Bir şükür de bu kadar sermaye elde etmişsin. Bu kadar para kazanmışsın. E bir iki sen de bir sektörün zorluğu olacak elbet. E biraz sabret. Geri o şimdi mantık şu. 50'yi 100 edersiniz 100'ü 130 edersiniz 150 edersiniz o 150 120'ye düşünce vay babam böyle vay babam şöyle hayvancılık kazandırmıyor hayvancılık bitti e sabret o 50'yi zaten 150'ye çıkartmışsın bir 30 günde bir 30 tane de sayı azalt bu sene ondan sonra geri tekrardan o 120 240 edecek biliyor kendi de biliyor e sonra vay babam böyle vay babam şöyle e yok öyle bir iş yok 120 240 eder. Ondan sonra 240 200'e düşer. Vay babam niye böyle oldu? Ben 360 yapacaktım. E para kazandırmıyor. Girmeyin kardeş bu iş rezillik. Alır. Bu işin geri çekilmesi de var. Zararı da var. Kârı da var. En büyük riskli ticareti biz yapıyoruz zaten. Canlı hayvan. Bir hayvana 20 bin TL'ye almışın, Getirmişsin. Yani 20 binde yedireceksin. 40 bin diyelim. E 40 bini hangi baba it yedirecek bir hayvana? E ben size boşuna mı ağlar diye giriyorum cümleye. Ya bu meslek böyle ilerliyor. Bugün bu sene çok güzel para kazanırsın. Gelecek sene biraz tökezler. Sonraki sene kendini korur. Tekrardan yukarı atmaya başlar. Artık eskisi gibi de değil. Bak eskiden şöyle bir mantık vardı. Şunu yaparsanız para kazanıyordunuz. Şimdi eskiden Hayvancılık çok azdı diyelim öyle ızgaralı ahırlar yoktu açık besiler yoktu kapalı besi de yapılırdı yüzde doksan Dokuz kapalı besiydi Şimdi sektörün herkes uyanık olmuş Yani açık besi kapalı besi demiyorum Önceden ne olurdu ete zam gelirdi E buğday fiyatları aynı arpa fiyatları aynı sabit yeme çok nadir zam yaparlardı İmkanı yoktu zam yapmanın yeme Besi bile, kepe Şimdi Baba dolar diyor. Ya kardeş dolar düştüğü zaman mazot. Mazot düştüğü zaman dolar. Dolar düştüğü zaman enflasyon. Herkese bir kendine göre bir şey var. Sebebi var. Art, zam yapma sebebi. Ama senin etine zam yapma sebebi var mı? Yok. Kesimci kaç kat derse ona kestireceğiz değil mi? Yani ben yok ben şu an piyasa 100 kat ben 150'ye dana kestiriyorum. Hadi kim keserse kessin diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Doldurmuş taneyi bekletme imkanımız var mı? Yok. E bu sefer ne yapacaksın? Karşıdaki adam kurnazsa sen de tilki olacaksın. Karşıdaki adamın kafasında 10 tane tilki dolaşıyorsa senin kafanda 20 tane tilki dolaşacak. O yüzden besiciler şu an sıkıntılı duruma düştü. Yani yeme zam gelir et düşer. Ete zam gelir yeme zam gelir. Yani kazandığının da bir manası kalmaz. E o yüzden ne yapacağız? Birincisi ağalar, şu hayvanı öldürmeden yaşatacağız, sağ salim kesime getireceğiz. Ben neden buzağa işine girmeyin diyorum, buzağa neden para kazandırmaz diyorum. İçerideki buzağa daha 3 aylık öksürüyor. Ağlar, pazara çıktı mı, pazara gitti mi? Yok. Başka bir arabadan geldi mi, başka bir çiftlikten geldi mi? Yok. 3 e gündür ben ona antibiyotik vuruyorum ki biraz ciğerini rahatlatayım diye. E buzağı işi bir el bombasını çekmiş birinin kucağına atacak. Siz de gidiyorsunuz şalvarınızı açıyorsunuz gel kardeş benim kucağımı açsana bu el bombası neymiş bir inceleyeyim diyorsunuz. El bombasını alıyorsunuz kucağınıza bir patlatıyorsunuz. Vay babam hayvancılıkta para yok. 40 litre süt veren inekler geliyor. 40 litre süt veren inekle benim ahırdaki 17-18 kilo süt veren montofun bir olur mu ya yemesi bir olur mu? Bizim milletimizin işte kafasının basmadığı, almadığı nokta şu. Diyor ki o diyor 550 kiloya kadar dana et dana kestiriyor. Eti 550. Abi seninkiler 370, 380. Demek ki o adam daha iyi besici. Abi senin ineğin 17, 18 kilo sütü var. O adamın iki litre. Demek ki o daha iyi sütçü. İyi sütçü dedikleriniz adamla şu an inek kestiriyor. Nasıl olacak bu iş? İyi dana besliyor. 550, 600 kiloya kadar dana çıkartıyor. diyen adamlar çiftlik kapatıyor. Nasıl olacak? Bunlar hep zamanında rol model olarak anlatıldı. Yani rol model de bir saçmalık bir video çekiyorlar bir tarım kanalı. Rol model ya rol model dediğim benim kafamdaki rol model ızgara lahır değildir. Her tarafın beton olması değildir. Her tarafın böyle demir 3 metre perde duvar olması değildir. Benim kafamdaki rol model nedir? Bir çiftlik kar ediyorsa zarar etmeyip para kazanıyorsa ya da şu şartlarda hayvan sayısını koruyup tekrar aynı hayvan alabiliyorsa benim kafamda rol model budur. Yok bana ızgaralığı çekip adam orada ızgaralığı çekiyor adam diyor ki ben zarar ediyorum diyor çok para kazanamıyoruz diyor rol model olmuş o çiftlik. Ya milletin ağzına böyle ettiler rol model rol model. Neyi rol model? Ne işe yarıyor bu rol model? Yani hayvana para yatıracağın yerde ahıra para yatırırsan nasıl olacak? Olmaz. Çok bir para da kazanamazsın. Rol model. Ağlar. Başkasının sözüne inanıp hanım o adam böyle yaptı, şu adam şöyle yaptı. Boş ver. Gireceksen ürünlerini zamanında alacaksın. Bu sene de geçtim Şimdi girin desem ısılaç dünya pahası. E, Saman zaten uçmuş. Sezon kaçtı. Arpa da gitti zaten. Sezonda 5.5'a düşen arpa şu an 6 6.5'larda geziyor. İnek dedim. 2-3 tane inek alın bak. Şu, şu çekeyim. Yine güzel bir uzun bir video çekelim. Bu arada içerideki düve besi yemi yemiyor bak. Besi yemi katmadan e, onu e, besi yemini atmadan onun yemini ayırtıyorum. Tekrardan arpa mısır. Kepek ilave ediyorum. Onun yem öyle. 2-3 tane inek alın dedim. Kenara bağlayın. Yeni gireceklere diyorum bak. Gaz verilmesin. Alın şu danaları. Sizi zengin edecek değil. Şuraya 2-3 tane inek bağlarsınız. Yine bugün de ineğe gideceğim. Bir bakayım yine bir simental bir inek varmış. Ona bakacağım. Şuraya bir 2-3 tane inek alırsınız. Bağlarsınız. Bunun sütü sizin cebinize haçlık olur. Haftadan haftaya ödemeye alırsınız. Yani bir haftada bir. Üç tane inek. 15 e litreden ne yapar? 45 litre. E süte daha zam geliyor. Biz 45 çarpı 1450 Biz 400 TL diyelim. Günlük 400 TL. 30 ile çarpın 12 bin TL. 2.000 TL'sini siz yok deyin. Evinize süt aldınız, peynir yapacaksınız. 10.000 TL. Sizinle 10.000 TL Size aynı bir memur maaşı gibi yatacak haftadan haftaya. Günlük 400 TL dedik ya. 6 gün diyelim. 6 çarpı 400 aylık. Şey haftalık 2500 TL. Cebinize yatacak. Siz onunla gidin. Ayakkabı alın. Kıyafet alın. Bakın kendinize bakın. Geri kalan hayvanlarla da. Besilik düğü al. Besilik dana al. Kısır inek getir. 3-4 ay bak kestir. Öyle tarz yaparsınız. onda daha güzel para kazanırsınız. Ha yok ben bir demlik hepsini besi danası düzeyim. Besi düvesi düzeyim. inek düzeyim. Ya da. E madem inekte böyle para var mevruda nasıl olacak? E kardeşim niye rezil olacaksın? 15 tane ineğe getirip niye rezil olacaksın? Sana 3 tane inek yeter. Şuraya bağla. Sana aynı memur maaşı gibi yatsın. Aylık 10 bin TL'ni al. Cebinde de paran eksik olmaz. Bir hayvan düştüğünde gidersin hayvan alırsın. Bir ucuz bir şey bulursun. Kaçırmazsın getirirsin. E bunlar hep böyle. Yani kendini zor duruma sokup da 30 tane danayı getirip ortalama 500 bin TL'ye aldın. E 500 bin TL'de yedirdin. E niye 1 milyon TL cebinden çıkaracaksın da 10 ay 12 ay boyunca parasız pulsuz hayvanların şeyini bekleyeceksin. Arkasını bekleyeceksin. Et alsın da kestireyim diye. Onun için diyorum ben. Bak sabahki süt ne kadar. Yine şurada bir tahmin yapalım. İnek. şurada ceren yapıyordu. Şuralara torba bastım. Torba basınca inek kendini ısıtınca hemen süt arttı. Bak böyle küçük detaylar hayat kurtarır. 8,5-9 kilo diyorduk. 9,5 kilo diyorduk. Şimdi süt kaça çıkmış? 5-5-10. Bir de şunda var. 11 litreye çıkmış. Yani 100 liralık süt. Ha, önünüzde duruyor. Daha bu sabah sütü bak düşün. Sabah sütü 100. Akşam da yaklaşık 7,5-8 litre de akşam. Yani 170-180 lira. Buzarı da sütten yavaş yavaş azaltmaya başlıyorum. Yani günlük şu inek 8 kilo fenni yem. Fenni yem. E, kesip yem diyeyim. Fenni yem değil. Kesip yem. Karışık. 8 kilo. 8 çarpı 6 ne yapar? 48 lira. <laughs> 8 kilo sılaş. Hatta bu 10 kilo sılaş yiyor. yemin yemini biraz fazla getiriyorum. 10 kilo sılaş 15 50 TL yeme diyelim 15 de slash ne kadar yaptı 65 ee, 5 lirada saman yese 70 5 lira yonca yese 75 ee, 10 lirada da işletme gideri diyelim 75 85 90 diyelim düz 90'a çıkartalım 90 90 çarpı 30 2700 TL'lik bu yine aylık yemiyor. Aylık 2700 TL'lik yemiyor. Ortalama Verdiği süt 11 7'de akşama çıksa 18 3,5 Kilo da buzağı içiyor. Yani onu da kestiğimizi farz edersek Yani Düz yani 20 litre diyelim. 20 çarpı 8 lira 160 Kendin götürürsen 175'e tekabül geliyor. 160-170 90 lira masrafı vardı. 90 ee, günlük ne kadar kalıyor bize 70 70 lira kalıyor 30 ile çarparsak ne yapar 2000 TL düz, düz hesaplıyorum 2100 yüzler besiciler için şeydir e, sigara parası olduğu için onlar katmıyorum 2000 lira 10 ay sadık biz bu hayvanı elimizde hayvan kısır getirdik 10 ay sadık ne yaptı ona 20.000 TL 20.000 TL biz cebimize paramızı atacağız bu ne aldığımızda 25 aldıysak et fiyatı pahalandığında bu ineği kestireceğiz. Et de sana 35-40 bin TL. Geri tekrardan 40 bin TL güzel sütlü 15 kilo sütü. Çünkü bu inek protein ağırlıklı beslenilmediği için yavaş yavaş sütünü azaltacak. Tekrar bunu kesmeye gönderdiğimizde ne yapacak? 35-40 bin TL et toplayacak. Yani şu an 11.500 TL alınmıştı. 25.000 TL eti var. Bu hesaptan gidiyorum. Şu an aldığımız inek de zaten 10 ay 11 ay, 12 ay sonra et fiyatı pahalandığından kesteceğiz. Geri tekrardan güzel bir inek getireceğiz. Keyfimize bakacağız. 20 bin TL'ye kazanmışız. Üstüne üstlük. Hayvanın değeri artmış. Kestirdiğimiz zaman tekrardan yerine güzel bir inek koyabiliyoruz. Ecemize de bizim para kalmış. E bu bildiğimiz araba alıp satmaya benziyor işte. Al. Arkadaşlar diyor ya eti pahalı zamanda kestirdiğimizde buzağı şey danayı da pahalı alacağız. Şu Toyota 300 bine aldık diyelim. 300 bine getirdik. Biz bunu 320 bine gönderdik. Sen geri tekrardan piyasaya çıkıp 320-330 katlık araba mı alırsın? Kendi cebinden de 10.000 TL'lik araba para koyup 330 bin TL'lik araba alıp onu 350 bine satmaya mı çalışırsın? Yoksa bir hafta 10 gün piyasayı araştırıp Elazığ'a gidersin, Erzincan'a gidersin, Maraş'a gidersin, İstanbul'a gidersin. Bunun 280 binini mi bulmaya çalışırsın? Daha az boyalı, daha az hasarlı diyelim. Onu bulmaya mı çalışırsın yoksa sen 330 binlik elindeki sermayeyi mi yatırmaya çalışırsın sürekli? Arkadaşlar zaten bu ticaret mantığına aykırı. Ticarette para böyle kazanılır. Kendi cebinden niye koyup koyup gideceksin? Çünkü bu adam 300 bin aldığı arabayı 320 bine sattığı zaman... 5-6 bin TL'sini kendi zaten harcayacak kendine. Üstüne başına ayakkabı alacak. 10 bin TL'sini kenara koyacak. Tekrardan piyasaya çıkacak. Ticaret mantığı böyle ilerler benim bildiğim. 300 bine araba al. 320 bine git sat. Geri 350 binlik mi araba al? E ben ne anladım bu işten? Ben bir şey anlamadım bu işten. Ağlar görüşmek üzere. Ee, bugün bu videoyu atarız. Bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalar. Cuma'nız mübarek olsun. Inek bakmaya gideceğim. İnşallah şöyle iyi bir inek denk gelir de 2-3 tane alırım. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Sayılıyorsunuz.